Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir börek tarifiyle geldim sizlere. Dışı hem çıtır hem kıtır ama kesinlikle kuru değil. İçi ise yumuşacık. Azerbaycan mozaik kültüründen lezgi böreğiyle geldim sizlere. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlayacağım. Yoğurma kabıma 4,5 su bardağı unu alıp ortasını biraz açtım ve bir tatlı kaşığı tuz. Bir tane yumurtayı alıyorum. Elimle yumurtayı biraz karıştırıyorum ve bir buçuk su bardağı ılık suyu döküyorum. Yalnız lütfen suyu kontrollü bir şekilde dökelim. Yumurtanızın küçüklük büyüklüğüne göre, unumuzun kıvamına göre miktarında az da olsa değişiklik olabilir. Hamurumuz toparlandıktan sonra da yoğurma işlemine devam edeceğiz. Lütfen yoğurmayı bırakmayın. Bir 5-6 dakika daha böyle pürüzsüz kıvamlı bir hamur olana kadar yoğurmaya lütfen devam edelim. Un eklemeyelim. Elimize yapışabilir. Ama temiz elimizle dokunduğumuzda eğer parmağımıza yapışmıyorsa onu yeterli demek. Evet eğer un eklemeye kalkarsanız da hamurunuz sert böreğiniz ise istemiş olduğumuz yumuşaklıkta olmayacaktır. Evet hamurumu masamın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Daha rahat çalışabilmek için rulo haline getiriyorum hamuru ve daha sonra 3'e böleceğim. Yalnız bezelerimin 2 tanesi büyük. 3. beze ise diğer ikisinden biraz daha küçük olacak şekilde kesiyorum. Bezeleri yuvarlıyorum. Yalnız yuvarlarken yumuşak bir hamur olduğu için elimize yapışabilir. Masamın üzerindeki bakın unlara bezeyi bulayarak yuvarlıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hamuru dinlendirmemiştim ama bezelerin üzerine biraz un serpip üzerine örtüyorum ve bir 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Böylece daha rahat bir şekilde açmış olacağız bezeleri. Hamurumuz dinlenirken iç harcını hazırlayalım. 4 adet orta boy patatesim vardı. Rendenin bakın küçük tarafıyla rendeledim ve suyunu sıkıyorum. Suyunu sıkarak kullanın siz lütfen ki hamuru çok fazla sulandırıp yırtmasın. Evet tarifimizin orijinalinde aslında kıymalı bir iç harcı var ama ben patates ve peynirli olarak hazırlayacağım. Evet patatesleri karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bir kalıp beyaz peynir kullandım. Yaklaşık olarak 260 gram civarında. Elimle ezip patateslerin üzerine aktarıyorum. İki tane de soğanım var. Küçük küçük doğrayıp bakın onları da bırakıyorum. Hepsi çiğden ama inanın ki yerken böyle etli bir börek yiyormuşsunuz gibi bir tad oluyor. Evet tuz ve baharatları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı acı pul biber, bir tatlı kaşığı kadar tatlı toz biber ve yarım tatlı kaşığı karabiber ekleyip önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra böyle elimle iyice ezerek karıştıracağım bir 3-4 dakika kadar. Yalnız elimle karıştırma işlemini burada gösteremedim. Siz hem karıştırın. Karıştırırken de böyle yoğurur gibi de yapın. Evet, harcımız hazır. Hemen kenara alıyorum. Evet, bezelerim dinlendi. Şimdi ikisini kenara alıyorum. Büyük olan bezenin bir tanesini ise merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumuz dinlenmiş olduğu için çok rahat bir şekilde açılıyor. Altına ve üzerine biraz un serpiyorum. Yalnız çok fazla bir şekilde de serpmeyelim lütfen. Açabildiğiniz kadar açın. Yaklaşık olarak 40-45 cm civarında açabiliyoruz. Bakın yufkamız yeterince büyüdü. Şimdi üzerine eritmiş olduğum tereyağından döküyorum. Yalnız lütfen tereyağı sıcak olmasın. Biraz ılınmış olsun ki yufkayı sararken yırtılmasın. Evet bakın fırça ile her tarafına gezdiriyorum. Sonrasında yine her tarafına kaplayacak şekilde fırça ile sürüyorum. yağımızı her tarafına gezdirdik şimdi bakın uzun kısmından rulo şeklinde sarmaya başlıyorum yalnız rulomuz çok fazla gevşek olmasın çok aşırı da sıkı olmasın sararken masaya yapıştığı için biraz tabii ki zorlandım ama bunun nedeni fotoğraflama için biraz bekliyor olmam siz yaparken aynı sorunla karşılaşmayacaksınız yapıp hemen saracaksınız çünkü evet şimdi rulo haline getirdim Evet bir ucundan başlayarak İçe doğru sarıyorum ve gül şeklini veriyorum. Şimdi üzerine elimle bastırıyorum ve kenara alıyorum. Diğer büyük bezeyi de aynı şekilde sarıyorum. Evet, iki büyük bezeme gül şeklini verdim. Büyük bezelerin haricinde bir tane de küçük bezem vardı. Onu sadece merdane ile açıp kenara alacağım. Bezlerin hepsine ilk şekillerini verdim artık sıra geldi son kısmına şimdi masamı biraz unladım gül şeklini vermiş olduğum hamuru alıp merdane ile büyütüyorum tepsinizi lütfen boyutunda açın benim tepsim 30 santim kadardı ve 30 santim kadar açıyorum Evet şimdi tepsime yerleştiriyorum. Yalnız yerleştirmeden önce tepsimin tabanını bakın yağlıyorum. Ee, az önceki tereyağını kullandım. Tabi bekleme esnasında artık bir miktar dondu. Evet güzelce yağlıyorum her tarafını ve açmış olduğum yufkayı üzerine bırakıyorum. Yufkayı yerleştirirken bakın biraz e, kenar kısımlarına doğru tepsimizin kaldıracağım. Böylece iç harcı dökerken de e, kenarlardan akmamış olacak harcımızdan yufkanın üzerine bırakalım yarısını kullanıyoruz harcımızın daha sonra elimizde böyle iyice her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz Evet hamurun kenar kısımlarını da iyice harçtan koyalım oralarda sadece hamur kalmasın harcımıza hiç yağ koymamıştık bakın şimdi harcın üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum küçük yufkamızı açmıştık sadece. Onu da bakın harcın üzerine bırakıyorum. Yufkayı tepsinin kenarlarından dışı çıkacak şekilde yerleştiriyorum. Ve harcımızın kalan yarısını da yufkanın üzerine bırakıp yine elimle her tarafına gelecek şekilde yayacağım. Tepsimi kenara alıyorum ve gül şeklini vermiş olduğum bezeyi yine tepsimin boyutunda açıyorum. Katlayıp kenara alıyorum. Az önce iç harcımın üzerine zeytinyağı dökmemiştim. Şimdi üzerine yine 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdiriyorum. Evet yufkayı üzerine koyuyorum ama e, siz yufkayı koymadan önce dışa sarkan yufkayı harcın üzerine kapatıp bu şekilde yerleştirirsiniz. Evet benim anlık bir dalgınlığıma geldiği için bu şekilde yaptım. Sonrasında içe doğru kapattım. Yufkayı çekiştirerek bakın aşağı doğru yani diğer yufkaları kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Üzerine kalan tereyağını fırçalar tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ben tereyağın içerisine bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı döktüm ama dökmeyebilirsiniz de. Evet böreğim artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırına veriyorum ve alt üst kızarana kadar pişireceğim. Pişerken bakın yavaş yavaş kabarmaya başladı. Evet çok güzeldi kızardı. Pişen böreğimi artık fırından alıyorum. Böreğim yemeye hazır ama ben öncelikle üzerine biraz su ile ıslatıyorum. Çok fazla değil az bir şekilde her tarafını su ile ıslatıyorum. Daha sonra temiz bir mutfak havlusu ile üzerini kapatıp bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. böreğim dinlendi. Şimdi en sevmiş olduğum kısma geliyorum. Doku testi. Evet çatırlı ile sizi baş başa bırakıyorum. Dilimleri ayırıp size içinde göstermek istiyorum. Pizza dilimi şeklinde keseceğim. Siz tabii ki isterseniz küçük kare dilimler halinde de kesebilirsiniz. Böreğimizin harcı oldukça bol ama yerken kesinlikle ne patatesin çiğ tadı ne soğanın çiğ tadı kesinlikle gelmiyor. Bunda en büyük pay harcı karıştırırken aynı zamanda elimizle ezerek yoğurmamızın da buna çok büyük bir katkısı oldu. Yerken sanki etli börek yiyormuşsunuz gibi bir tat alıyorsunuz. E, kullanmış olduğumuz tabi baharatlarla da e, ayrı bir aromaya sahip. Bakın katları da oldukça belirgin. Dışı çıtır, içi ise yumuşacık bir böreğimiz oldu. Biz çok severek yedik. İnşallah deneyecek olan sizler de çok seversiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın.